Şimdi sizlere iki tane ders verici hikaye anlatacağım. Bu hikayelerden çıkaracağınız öyle muazzam dersler var ki, birinci hikaye şöyle. Günlerden bir gün zengin bir baba oğlunu köye götürdü. Bu yolculuğun tek amacı vardı, insanların ne kadar fakir olabileceklerini ona göstererek, yaşadıkları zenginliğin değerini daha iyi anlamasını sağlayacaktı çok yoksul ve hayli uzakta yaşayan akrabalarının evinde bir gün ve bir gece geçirdiler. Yolculuk dönüşü baba oğluna sordu. Orada gördüğün her şeyden sonra insanların ne kadar fakir olabileceklerini anlamışsındır sanırım. Şimdi bizim zenginliğimizle onların fakirliklerini bir kıyasla bakalım. Çocuk anlatmaya başladı. Bizim evde bir köpeğimiz var. Onların dört tane vardı. Bizim evde çok büyük bir havuz var. Onların ise içinde binlerce balığın oynaştığı uçsuz dereleri var. Bizim bahçemizi aydınlatan lambalarımız, onların bahçelerini aydınlatan yıldızları var. Bizim görüşümüz ön bahçeye kadar, onlar ise tüm gökyüzünü görüyorlar.'' ve babasının hayret dolu bakışları arasında devam etti. Teşekkürler baba ne kadar yoksul olduğumuzu gösterdiğin için. Hikayenin ana fikri şudur. Mutluluk dış koşullardan, maddi varlıklardan veya toplumsal statüden bağımsızdır. İnsanlar içsel huzuru ve memnuniyeti bulmak için maddi zenginlik yerine sevgi, sosyal ilişkiler, içsel güçlendirme, minnettarlık gibi değerlere odaklanmalı ve mütevazi bir hayat sürmelidir. İkinci hikayeyi de anlatacak olursak, tüm hayatını mesleğine adamış olan marangoz bir gün yaşlandığını fark ederek mesleğini bırakmaya karar vermiş uzun süre üzerine kafa yorduktan sonra da artık emekliliği hak ettiğinden emin olup patronunun odasına gidip istifa etmek istediğini söylemiş. Kendisine yıllarca hizmet eden çalışkan ve yetenekli marangozun istifasını üzülerek kabul eden patron ise marangoza kendisi için son bir iş yapması için teklifte bulunmuş. Teklifi kibarlıktan kabul eden marangoz ise hayatının son projesi olarak patronu için yeni bir ev inşa etmek için işe koyulmuş. İnşaata başladıktan sonra işin ne kadar da uzun süreceğini fark eden ve morali bozulan marangoz evi mümkün olduğunca hızlıca bitirmeye odaklanmış. Bu yüzden de malzemelere ve kaliteye pek odaklanmadan inşaata devam etmiş. Aradan aylar geçmiş ve ev tamamlandıktan sonra Patron marangozu çağırıp ona evin anahtarlarını uzatarak şunları söylemiş: "Bu ev artık sana ait. Uzun yıllar boyunca kaliteli işler çıkararak bana hizmet ettin. Bütün emeklerinin karşılığında evi sana hediye etmek istiyorum." Bu sözleri duyduktan sonra şok olan marangoz ise yarım yamalak bir iş çıkardığı için hayıflanarak hayatının geri kalanını bunun pişmanlığıyla yaşamış. Hikaye ne kadar ilgi çekici olsa da amacımız size marangozluk dersi vermek değil. Bu hikayede emekli olmak isteyen marangozun inşa ettiği son ev bir nevi hayatımızı temsil ediyor. Birçok insan hayatını bilinçli bir şekilde geçici zevklerin peşinden koşarak, yanlış seçimler yaparak ve değerli şeyleri umursamayarak geçiriyor. Tüm bunlarla hayatlarına ne kadar zarar verdikleri ise yıllar sonra kafalarına bir anda dank ediyor. Marangoz eğer kendi evini inşa ettiğini bilseydi en iyi kalitede malzemeleri kullanır, en iyi mobilyaları seçer ve yeteneğinin sınırlarını zorlardı. Fakat marangoz zamanı geri alamaz. Ama halen vakti olan sizler hayalinizdeki evi inşa edebilirsiniz. Hatta çok geç olmadan çaktığınız paslı çivilerin bazılarını sökmek ve taktığınız zayıf kirişleri kuvvetlendirmek bile sizin elinizde. Hayallerinizdeki evi inşa etmek için uzun bir ömür sizleri bekliyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya ne dersiniz? Bu videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenerek ve abone olarak daha çok içerik gelmesini sağlayabilirsiniz.